Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda rastgele soru çözeceğiz. Çözeceğim sorulara benzer soruların gelme ihtimali çok yüksektir. Sanki deneme sınavı çözüyormuşuz gibi rastgele soru gelecek önümüze ve biz bu ne yapacağız? Bu soruları çözeceğiz. Hemen başlıyorum. Birinci sorumuz faktöriyel. Sevgili arkadaşlar sınavda bu tarz bir sorunun gelme ihtimali çok yüksektir. Hemen ne yapıyoruz? En büyüğünü en küçüğüne benzetiyoruz. Bakın 8 faktöriyeli alıyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdım. Eksi 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazdık. Eksi burada ne var? 6 faktöriyel var. O zaman 6 faktöriyel ortak parantezine alıyorum yukarısını. 8 kere 7. 56 eksi. Burada ne var? 7 eksi 1 mi geldi? Evet. Aşağıda ne var? Aşağısında 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyorum. Yanında da 6 faktöriyel var. O zaman 6 faktöriyel ortak parantezine alırsak 7 eksi 1 gelecek. O zaman 6 faktöriyeller gitti. 56 eksi 7 kaç eder? Ee, ya da burası eksi 8 mi? 56'dan 8 çıkar. Burası ne oldu? 48 mi? Evet. Çok güzel. 7 eksi 1 6. 48'i 6'ya bölsem sonucumuz ne çıkacak? 8 çıkacak. Sınavda gelebilir mi? Gelebilir. Özellikle 0.5 5 barajına takılmak istemeyen öğrenciler bu soru tipine iyi çalışsınlar. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci sorumuz üstlü sayılarla ilgili bir soru. Şurayı hemen düzenleyelim. Mesela ben burayı 4 üzeri x çarpı 4 üzeri eksi 1 yapabilirim ya da bölü. He, 4 üzeri eksi 1 yapalım. Tamam mı? Şurayı şuna benzettim. E, 4 üzeri eksi 1 de yukarıya. 4 üzeri 1 olarak gitmez mi? O zaman bakın şurası ne oldu? Şurası 4 bölü 4 üzeri x oldu aslında. Eksi 1 bölü 4 üzeri x eşittir. 3 bölü 16. E, paydalar eşittir. 4'ten 1 çıkar. 3. 3 bölü 4 üzeri x eşittir. 3 bölü 16. 3'ler de gitti. Demek ki arkadaşlar 4 üzeri x 16'ya eşit. Peki x kaçtır? 2'dir çünkü 4'ün karesi 16'dır. O zaman bu kadar basit sorular gelir mi? Sevgili arkadaşlar 10 tane soru çok basit gelecek haberiniz olsun. Şimdi köklü sayılarla ilgili bir soru var karşımızda. Bu tarz bir soru da gelebilir sevgili arkadaşlar. Şimdi olduğuna göre x kaçtı. Burada ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Ama unutmuşuz. Unuttuğumuz bilgiler var. Ne yapabiliriz acaba? Burada arkadaşlar şunları kök içine atabiliriz. Mesela 2 buraya 2'nin karesi 4 olarak içeri girer. 4 kere 3 orayı 12 yapar. Bakın artık 2 yok. 2 içeride. 12 olarak içeride. Sonra 12'yi de en içteki köke atıyoruz arkadaşlar. 12'yi nasıl içeri atarız? 12'nin karesi olarak buraya girer. Artık 12'nin karesi olarak girdi. Bakın sol taraf ne oldu? Sol taraf 3. dereceden Kare kök bir daha kare 12'nin karesi çarpı x oldu mu? Evet bakın 2'nin 2'nin karesi olarak içeriye attım. 4 oldu 4 kere 3 12. 12 de buraya en içteki köke 12'nin karesi olarak girdi. Güzel. Sağ tarafta ne var peki sağ tarafta? Sağ tarafta da bildiğimiz küp kök 2 çarpı karekök 3 var. Bundan sonra ne yapmam lazım? Bundan sonra ne yapmam lazım? Sevgili arkadaşlar... Unutmuş olabiliriz. Bakın şunları çarpıyoruz. Yani 3 kere 2 6 6 kere 2 12 oldu orası. Derece 12. 12. dereceden 12'nin karesi çarpı x oldu. Sağ tarafta ise sağ tarafta ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir şey yapmayalım isterseniz. Yani dereceleri eşitleyebiliriz. Dereceleri eşitleyebiliriz. Fakat ben bir şey yapmıyorum. Bundan sonra ne yapsak işin içinden çıkarız? Arkadaşlar köklerden kurtulmamız lazım. O zaman her tarafın 12. dereceden kökünü alalım. Kuvvetini alalım. Kuvvetini yani şunu da alırsak, şöyle tek tek alırsak da olur. Ya da ben direkt alayım. 12. dereceden kuvvetini aldım. Dolayısıyla dikkat ederseniz, şunlar gitti. 12'nin karesi çarpı x oldu saat sol taraf. Sağ taraf ise bu 12'yi hem bunu buraya hem buraya getirebiliriz. Doğru mu? Evet. E, Sadeleştirirsek, mesela 3'e böl 1. Bunu 3'e böl 4. 2 üzeri 4 oldu burası çarpı. Ee, şurası da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Bakın 3 üzeri kök 3 üzeri 12 oldu. Derece 2'dir. 2'ye böl 1. 2'ye böl 6. 3 üzeri 6 oldu. Abo baya bir şey geldi. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Düzenleme yapacağız. Mesela 12 nedir arkadaşlar? 12 2'nin karesi çarpı 3'tür. Bir de üzerinde ne var? 2 var. Yani 2 üzeri 4 oluyor. 2 üzeri 4 oluyor. 3 üzeri 2 oluyor. 3 üzeri 2 çarpı x eşittir ne? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 6 oldu. 2 üzeri 4'ler de gitti. Sevgili arkadaşlar her iki tarafını ne yapacağız? 3'ün karesine böleceğiz. Her iki tarafını 3'ün karesine bölersem buradan x'i bulmuş olurum. 3 ne oldu? 3 üzeri 6. Tabanlar aynısı üstleri çıkar. O zaman 6 2 çıkar. 3 üzeri 4. Yani demek ki x neymiş? 81'miş. Cevabımız Edirne olacak. E, dördüncü soru 4 işlemle ilgili bir soru. Sevgili arkadaşlar özellikle 05 barajına takılmak istemeyen arkadaşlarım lütfen bu soru tiplerine iyi çalışın. Çünkü kesin geliyor. Banko her sene bu tarz bir soru geliyor. Şimdi bakalım bir toplama işlemi ilkokulda görmüşüz. Birbirinden farklı diyor. C ile A'nın toplamı A olmuş. Bu nasıl mümkün olabilir? Arkadaşlar C sıfırdır. Başka da ihtimal yok. Sıfırla bir sayının toplamı kendisi eder. Doğru mu? Şu sayı eder. Dolayısıyla C sıfırmış. Bu e, burası sıfırsa demek ki B ile benim toplamı sıfır olmalı. E, nasıl olabilir arkadaşlar? B, B de sıfır diyemem çünkü birbirinden farklı demiş. 5 ile 5'in toplamı 10 olur. Demek ki B'de de 5'tir. B'de de 5'tir. B'de de 5'tir. Peki A ne olmalı? 5 ile 5'in toplamı 10 olacak. Buraya bir elden verecek. 1 ile neyin toplamı 5 olur? 4. A da 4'tür. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman 4 5 daha 9. Cevabımız 9 oldu. Gerçekten bakın buraya A yerine 4 yazarsanız 0, 4 daha 4 oldu. 5 ile 5'in toplamı 10 elde var. 1, 4, 1 daha 5 sağlıyor. Yani toplamı kaç oldu? 9. Cevabımız 9 olacak. Ee, diğer soruya baktığımız zaman oran orantı denklem karışımı bir soru. Bu tarz bir sorun da gelme ihtimali yüksektir. Hemen şuradan işlerse çarpını yaparsak 5x-5y eşittir. 3x artı 3y mi oldu? Çok güzel. Şunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 2x eşittir neye? 2x eşittir 8y buradan ee, x eşittir 4 y çıktı. Yani x bölü y eşittir. Ee, şu şurada kalsın. Burada kalsın. Burada bir işlerse çarpımı yaparsak. 3 y eksi 3 z eşittir. Y artı z. Ee, ondan sonra y'yi bu tarafa attım. 3 y'den y çıkar. 2 y eşittir. 3 z'yi karşıya artı 3 z olarak gönderdim. 4 z. Buradan da y eşittir 2z sonucuna ulaştık. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Mahf olduk. Bakın burası neymiş? x bölü y eşittir 4 bölü 1 mi çıktı? Evet. Burada y bölü z eşittir. 2 bölü 1 yapabiliriz. Doğru mu? Doğru. Şimdi ortak olanları eşitliyorduk. Hatırlayın ortak olanları eşitliyorduk arkadaşlar. Y burada 2 iken bakın burayı burayı da 2 yapmaya çalışacağız. O zaman bu kesri 2 ile genişletelim. Burayı 2 ile çarptım 2. Burayı 2 ile çarptım 8. Dolayısıyla ortak olanları eşitledik. Yani x eşittir 8k diyebiliriz. Şurada yazayım. x eşittir 8k ise y eşittir 2k oluyor z de eşittir k oluyor dikkat ederseniz. x artı y artı z toplamı en az kaçtır? Bunların toplamı 8, 2 daha 10, 11. Yani 11 k olur. Pozitif tam sayı diyecek. Sorunun başında pozitif tam sayı diyor arkadaşlar. Ben yazmamışım. Siz eklersiniz k'ya en az 1 diyeceğiz. 11 çarpı 1. 11 zaten 11'in katıdır. Şıklarda da en az 11 var görüyorsunuz. Bu tarz bir soruda gelebilir. Genelde e, bu öğrenciler bu tarz sorularda çok sıkıntı yaşıyor. Sevgili arkadaşlar burada söylenmek istenen şudur. 3 üzeri a yerine 5 üzeri b yazabilirim. Aynı zamanda 3 üzeri a gördüğüm yere 7 üzeri c de yazabilirim. Zaten burada kopyayı vermiş. Bunlar 3'ün karesidir. Yani ben şurayı 3'ün karesi değil mi 9? Yani 3 üzeri 3 üzeri 2a bölü b yazabilirim artı. E burayı da 3 üzeri 2a bölü c yazabilirim. Biraz daha irdeliyorum. Mesela ben buraya 3 üzeri a yazarsam üstte ne yazmak zorundayım? Ee üstse 2 bölü b yazmak zorundayım. Çok güzel. Artı burayı da eğer 3 üzeri a yazarsam 3 üzeri a yazarsam üstüne de 2 bölü c yazmak zorundayım. Şimdi bundan sonra beni ne bekliyor? 3 üzeri a gördüğüm yere 5 üzeri b yazabilir miyim? Burada b'li bir ifade var. O zaman şuradaki 3 üzeri a yerine 5 üzeri b yazabilirim. Bakın burası 5 üzeri b üzeri 2 bölü b oldu artı. 3 üzeri a gördüğüm yere 7 üzeri c de yazabilirim. Çünkü bunlar birbirine eşitmiş. Neden c'li bir şey yazıyorum? Çünkü burada üst c'dir. O zaman buraya ne yazacağım? 7 üzeri c yazacağım. Bakın 7 üzeri c üzeri 2 bölü c oldu. E zaten çarparsanız bunlar gider. 5'in karesi kaldı burada. C'ler gitti 7'nin karesi. 5'in karesi 25'tir. Efendime söyleyeyim 7'nin karesi 49'dur. Bunları toplarsa kaç olur? 74 sonucuna ulaşıyoruz arkadaşlar. Böylelikle 6 tane soru çözdük. Şimdi bu sorulara geldik. Hemen kalemi değiştiriyorum. Arkadaşlar tek çift sayılarla ilgili soru gelme ihtimali %100'dür. Haberiniz olsun. Tek çift sayılarla ilgili bir soru gelecek. Özellikle tekrar ediyorum. 0.5 barajına takılmak isteyen istemeyen öğrenciler Arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım, güzel insanlar şu tek çift sayı sorusuna lütfen çalışın. Orada zaten 05 var yani. asla takılmazsınız. Değer vererek de yapabilirsiniz. Bakın bu ifadenin sonucu bir tek sayıdır. Şurada hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Gruplandırarak e, ortak parantezi alıyoruz. Mesela burayı x ortak parantezine alsam ne, ne olur? x parantezinden x artı y olur. E şimdi dikkat ederseniz hemen yanında da ne var? x artı y var. O zaman x artı y ortak parantezine alırsam x artı y ortak parantezini aldık. Sonuç ne geldi? x artı 1 geldi. Hmm. Bu ifadenin sonucu neymiş? Tek bir sayıya eşitmiş. Öyle diyor. Peki ne olabilir bu? Nasıl bir şey olabilir acaba? Ee, tekle tekin çarpımı tektir. Yani şurası da tek olmak zorunda. Burası da tek olmak zorunda. Bakın bir tek sayıdır. O zaman x kesinlikle çifttir. Ben şunu biliyorum artık. x kesinlikle çifttir. Çiftle tekin toplamı tektir. Ee, x çiftse çiftle neyin toplamı tektir? Tek, tekin toplamı y de dikkat ederseniz tek çıktı. Şimdi di, diyor ki hangileri çifttir diyor. Bunlardan hangileri çifttir? Şimdi inceleyelim. Ee, X çift zaten X çift. Bu kesin çift. Bir olmayanları eliyoruz. Bunlar elendi. Ondan sonra X eksiye çift eksi tek tek olur. Bu çift olmaz. 2 olmaz arkadaşlar. X y X çift olduğu için buranın sonucu da daima çift olacak. Yani cevabımız ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Bu sorunun başında da X ve birer tam sayıdır diyor arkadaşlar. Ben yazmadım. Siz eklersiniz tam sayı demediği süre, tam sayı dediği sürece bu şekilde yapabiliyoruz. Zaten DGS'de şu ana kadar sadece tam sayı dedi. Reel sayı falan demediler. Güzel. Şimdi fonksiyonlarla ilgili bakın rastgele soru çözeceğiz demiştim. Hangi konu gelecek? O sürpriz arkadaşlar. Bundan sonra birçok video çekeceğim. Böyle 6-7 tane video rastgele soru tahminleri diye. Rastgele sorular gelecek karşımıza. Şimdi fonksiyonlarla ilgili bir soru var burada. fx'in kuranını vermiş. gx'in kuranını vermiş. f bileşke g9 eşit 6 olduğuna göre f2 kaçtır? Şimdi hemen burayı alıyorum. Tanımaya çalışıyorum. Orası nedir? f parantezinden g 9'muş arkadaşlar. Neye eşit? 6'ya eşit. G9'u hesaplıyorum. Buraya 9 yazarsam şuraya da 9 yazacağım. 9'un karekökü 3'tür. 3 2 daha 5. Yani g9 5'e eşitmiş aslında. O zaman ben ne yapacağım? Şuraya 5 yazabilirim. Tabi G9 bu da 6'ya eşitmiş aynı zamanda. F5 eşittir 6 sonucunu ulaştı değil mi? Arkadaşlar bakın ben bunu yazmamıştım. Fog 9'u F bileşkiye F parantezinde G9 yazdım 6'ya eşit 6'ya eşitledim. Zaten F9'u da 5 bulduk. F5 eşittir 6 çıktı. F5'i hesaplamaya çalışalım. F5 nedir? X yerine 5 yazıyorum. X yerine 5 yazıyorum. O zaman F5 neye eşittir? 5'in karesi 25a artı 1 mi oldu burası? 25a artı 1 neye eşit? 6'ya eşit. 1'i karşıya gönderdim. 25a eşittir. Kaç? 5 mi oldu? Çok güzel. Her iki tarafını 25'e bölsem ya da bunu 5'e bölsem 1, 5'e bölsem 5. A buradan 1 bölü 5 çıktı. A'yı bulduk. Demek ki A yerine 1 bölü 5 yazacağız. O zaman bu fx fonksiyonunun kuralı neymiş? fx fonksiyonunun kuralı A yerine 1 bölü 5 yazarsam x kare bölü 5 olur. x kare bölü 5 olur e artı 1 olur. Benden neyi sormuş peki? F2'yi mi sormuş? X yerine 2 yazıyoruz. X yerine 2 yazıyoruz. O zaman F2 eşittir. 2'nin karesi 4 bölü 5 artı 1. Sonucumuz 5 kere 1 5. 4 A 9 bölü 5. Yani cevabımız 9 bölü 5 olacak. Cevap Ceyhan. Sevgili arkadaşlar böylelikle 8 soru çözdük. Rastgele sorularda yorumlarda da fikrinizi görmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde sizin için yararlıysa bu şekilde devam edeyim arkadaşlar. Tabii ki soru çözüm videoları da gelecek. Deneme sınavı da çözeceğim. Sizler için elimden ne geliyorsa yapacağım arkadaşlar. Ama eğer bu sizin hoşunuza gitmişse söyleyin bu şekilde devam edeyim. Çıkabilecek sorular üzerine, soru tarzları üzerine bu şekilde videolar yapayım sizler için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. İyi çalışmalar.